Önümde durmakta olan bu dizüstü bilgisayarın Türkiye'de gerçekten rakibi yok. İçerisinde bulunan Intel'in 12. nesil i9 işlemcisi ve RTX 3080 Ti ekran kartıyla Casper Excalibur G911 hakikaten gırtlak dolu bir dizüstü bilgisayar modeli olmuş. Gelin hep birlikte bakalım bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kanalımı yeni açtım ve sizlerin desteğiyle de daha daha ileriye götürmeye devam ediyorum. Bu videoyu çektiğim günlerde de 16.000 aboneyi geride bırakmış durumdayız. Hepinizin desteği için tek tek hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ama işleri daha da ileriye götürebilmek için ve vites arttırabilmek için de desteklerinize ihtiyacım olduğunu hatırlatmak isterim. Sizler neler yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımdan da beni desteklerseniz ve tabii ki bu videoyu da beğenip aşağı bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi ben şöyle cihazı bir kenara doğru al alayım. Bir de buna dizüstü bilgisayar dedim ama hani buna dizüstü bilgisayar demek aslında birazcık da kendisine hakaret gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü hakikaten cihaz yani böyle tam bir dizüstü oyuncu bilgisayarı diyebileceğim bir oyuncu bilgisayarı. Her detayıyla ince düşünülmüş, her detayla özel tasarlanmış ve kesinlikle satın almayı düşündüğünüzde ya da satın aldığınızda sizleri üzmeyecek bir ürün olmayı başarmış G911. Peki teknik anlamda bu cihaz bizlere neler sunuyor ve genel olarak özetlemem gerekirse neler var bu cihazda derseniz şunu söyleyeyim teknik anlamda bu cihazın sizleri üzme ihtimali bence çok zor arkadaşlar çünkü Casper cihazdaki hemen hemen her şeyi özel olarak düşünmüş ve tasarlamış. Bunun yanı sıra da yine bu cihazda bir özelleştirme hizmetini de bizlerle buluşturmuş. Öncelikle aslında şu ön tarafta durmakta olan ekranla başlamak lazım. Çünkü daha önceki modellerde pek görmediğimiz 16 inçlik bir ekran bulunuyor bu cihazda. Opsiyonel olarak sunuluyor 16 inçlik bu monitör. Yani isterseniz daha farklısında alabiliyorsunuz. Onu da sizlere hemen anlatacağım ama 16 inçlik yani şu anda benim sizlere anlattığım modelde bulunan ekran 2.5K çözünürlüğüne kadar çözünürlüğü bizlerle buluşturabiliyor. Peki bunun yanı sıra nasıl enteresan özellikleri var derseniz de işte orada bizleri 165 Hz'lik bir yenileme hızına sahip olan bu panel karşılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi özelleştirme seçeneklerinin arasında bu cihazın aynısını 15.6 inç ekran ile 144 Hz yenileme hızıyla da satın almanız mümkün oluyor. Orada biraz daha tabi ekran çözünürlüğü düşüyor. Full HD'ye düşüyor ekran çözünürlüğü ama benim önümde duran cihazı benim sizlere anlatmam lazım. Öyle aralarda ufak tefek özelleştirme bilgilerini sizlere ver Şimdi 16 inçlik modeldeki özellikler şu şekilde sıralanıyor ve gerçekten etkileyici. 500 litlik bir parlaklık var bu cihazın ekranında. Bu da tabii ki gün ışığı altında ya da çok ışıklı ortamlarda iş yapmak istediğiniz zaman sizleri üzmeyecek bir ekran paneli anlamına geliyor bu cihazda bulunan ekran paneli. Bunun yanı sıra bir de %100 sRGB renk uyumluluğu var ki bu tabii ki özellikle profesyoneller için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Çünkü bir adam bir tasarımcı renkleri canlı görmek ve gerçek haliyle görmek istiyor. Ya da bir grafiker renkleri canlı ya da gerçek haliyle görmek istiyor. İşte o noktalara da burada Excalibur G911 burada bir dokunuş yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Tabi dediğim gibi ekranı beğenmemem gibi bir şey söz konusu değil. Ekranı gerçekten beğendim. Cihazda açıkçası çok eleştiriye tutacağım bir detay da yok benim tarafımda. Genel anlamda beğendiğim bir ürün oldu. Fiyatını bir kenara koyarsak tabii ki. Ama tabii biliyorsunuz bazı şeyler de biraz daha böyle hani daha son gırtlağa kadar doldurunca fiyat her zaman daha yukarı doğru çıkıyor ki tam anlamıyla gırtlak dolu bir cihaz bu. Biraz tasarıma değinelim isterseniz çünkü tasarım tarafında önemli detaylar var yine bu bilgisayarda. Güçlü bir makine. Evet, içinde hakikaten güçlü özellikleri bizlerle buluşturuyor ama tasarım tarafında da bir o kadar ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar, dizüstü oyuncu bilgisayarı olmuş bu. Böyle bazen dizüstü diyorum ama siz beni biliyorsunuz arkadaşlar. Dizüstü bir oyuncu bilgisayarını sizlere anlatıyorum. Standart diğer gördüğümüz Tüm dizüstü oyuncu bilgisayarlarına nazaran daha ince bir yapıda, 27 milimetrelik bir yapıya sahip bu cihaz ve kilogram ağırlığına baktığımız zaman ise 2,5 kilogramlık bir ağırlık görüyoruz. Yani hani şöyle kaldırayım. Gerçekten bu kadar güçlü bir cihazın 2,5 kilogram olması beni şaşırtmadı desem yalan olur. Şaşırtıcı derecede bir hafifliği var ve buraya da hani özel olarak adamlar kafa yormuşlar dersem yanlış bir şey söylememiş olurum diye düşünüyorum. Bir diğer konu ise cihazda oyuncuların en çok mutlu olduğu detay olan tabii ki RGB aydınlatmalar bulunuyor. Bu RGB aydınlatmaları Excalibur kontrol merkezi üzerinden kontrol ederek özelleştirebiliyorsunuz. Klavyedeki ledler gayet okunmayı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da rengiyle de ortama havalandırıyor. Ama tabii ki sadece bununla kalmamışlar. Bir Arka tarafta bulunan fanların bulunduğu bölgedeki ızgaraların üstüne de ledler yerleştirilmiş durumda arkadaşlar Tabi bu de yine aynı diğer ledlerde olduğu gibi renkli ve RGB olarak bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar Kasada bir metal alışım kullanmış Casper tarafı. Yani hafif dedim ama bu hafifliğin plastik olmasına falan borçlu değil. Cihaz genel anlamda metal alışımlı bir kasa ile geliyor bizlerle buluşuyor. Arka taraftaki ızgaradan da sizlere bahsetmişken biraz termal soğutma sistemini de sizlere hemen anlatayım. Cihazın üzerinde turbo termal fanlar çalışıyor ve bu fanlar duruma göre hızını arttırıp düşürebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Şunu da bir virgül koyarak ekleyeyim. Fanları sonuna kadar açtığınızda rüzgar sesini evet duyabiliyorsunuz. Ama bilgisayarda genel anlamda bir ısınma kaynaklı problemle karşılaşmadım. Buradaki fan sesinin de sizleri rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani zaten oyun oynarken muhtemelen kulaklık kullanıyor olacağınız için de o fan sesini sizlerin oyuncu olarak duymanız çok da mümkün değil diye düşünmekteyim. Ve artık yavaştan işlemci tarafına doğru devam etmek isterim. Cihazda Intel'in 12. nesil Alder Lake isimli ailesinde bulunan i7 12700H ve i9 12900 HK modeli bulunuyor arkadaşlar. HK modeli de diyebiliriz. Ben hatta HK diyeyim daha doğru olur. Buradaki bende bulunan modelde i9 modeli var ve sizlere de söylediğim gibi Intel'in i9 12900HK işlemcisi bulunuyor. Şimdi bu işlemci modelinin sondaki HK'yı neden böyle ısrarla 2-3 kere söyledin diye söyleyenler olabilir aranızda. Sebebi şu HK uzantılı işlemci modellerinde overclock yapılabiliyor arkadaşlar. Tabii ki overclock da sizlerin performansı bir tık daha yukarı çıkartmanızı sağlayan bir detay ve bunun çok düşkünü olan insan olduğunu da çok iyi biliyorum. O yüzden bu bilgiyi ve bu veriyi de sizlerle paylaşmak istedim. Intel son dönemde çıkardığı işlemci modelleriyle hakikaten işi biraz daha iyiye götürmeye başladı. Hani bir aralar eleştiriliyordu kimi taraflardan ya olmuyor falan deniyordu ama son çıkardığı modellerde hakikaten biraz daha Intel Intelliğini bizlere göstermeye başladı arkadaşlar. Elimde bulunan cihazda overclock özelliğinin bulunmasını sizlerin performansı bir tık daha yukarı çekmek istediğinizde elinizin altında bir silah olarak ya da bir özellik olarak bulunduğunu da bizlere gösteriyor. Bence güzel ve genel anlamda bu işlemciyi yorumlamam gerekirse de bu işlemcinin performansının gayet yeterli olduğunu ve hakikaten sizlerin beklentisini fazlasıyla karşılayacağını da sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. RAM tarafında arkadaşlar bu cihazda DDR5 RAM'ler kullanılmış. Ben de daha önce DDR5 RAM'leri böyle gördüm. Biraz kısa test ettim ama uzun vadede test etme şansım olmamıştı. Bu cihaz onlardan bir tanesi hatta ilki oldu benim için. İçerisinde iki tane 32 GB'lık RAM bulunuyor. Yani toplamda 64 GB'lık bir RAM var bu cihazda. Hani performans anlamında diyorum ya sizleri üzmez diye. Yani siz de bana şu anda hak vermeye başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Cihazın içerisindeki bu RAM'ler 4800 MHz çalışıyor arkadaşlar ve RAM'ler hani burada herhangi bir sıkıntıya yol açıyor mu? Bir dar boğaz var mı? Cihazda bir kasma var mı? Vesaire sorularınıza cevaplayayım. Bence yok. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Zaten cihazda genel anlamda kullanılan tüm teknolojilerde ya da tüm özelliklerde en son teknolojiyi kullanmaya çalışmışlar. Yani bu cihaz için şu da söyleyebilirim sizlere. Ya bir fantezi yapayım ben böyle gireyim. Bir web sitesinden konfigürasyon yapayım. Ya hepsini son yapayım böyle bir tıklayayım. Dediğiniz cihazlar var ya işte o cihazlardan bir tanesi şu anda benim önümde durmakta olan Casper Excalibur G911 modeli. Geçelim buradan ekran kartına. İçerisinde bulunan ekran kartının aslında model ismi olarak baktığımızda diğer cihazlarla benzer olduğunu görüyoruz. İçerisinde Nvidia RTX 3080 Ti var. Ama diğer rakiplerinde bulunan 3080'lerde genel anlamda 8 GB'lık RAM kapasitesine sahip 3080 Ti'ler kullanıyorken bu cihazda 16 GB'lık 3080 Ti modeli kullanılmış durumda arkadaşlar. Tabi bu da sizlere ekran kartı anlamında daha iyi bir performans sunmasını sağlıyor. Bu cihazın yine bazı yerlerde söylediğim gibi RAM ve ekran kartında da özelleştirmeler yaparak bu cihazı satın almanız mümkün oluyor. Ve gelelim depolamaya ki depolamanın performansından gerçekten inanılmaz etkilendim arkadaşlar. Çok iyi bir okuma yazma hızına sahip 2 adet 2 TB Toplamda 4 TB kapasitesinde içerisinde M.2 NVMe PC L4.0 SSD'ler bulunuyor. Bu SSD'lerin okuma yazma hızlarını ben daha fazla anlatmak ya da yorumlamak istemiyorum. Zaten sizler şu anda görüyorsunuz. Tabi teknik detayları bir kenara koyalım gelelim oyuna. Ya abicim bu bilgisayarda hangi oyun oynanır diyenleriniz olabilir. Ben tabii ki naçizane kendim test etmek amacıyla GTA 5'i yükledim arkadaşlar. Ve GTA 5'te en yüksek ayarlarda ufak tefek ince ayarları yaparak yani FPS'i e en yüksek alabileceğim seviyeye ayarları yaparak bir test yaptım ve FPS sonuçlarını şu anda izliyorsunuz zaten. Cihazda maksimum FPS değeri olarak 190'ları görebildim ama genel anlamda böyle 170, 190, 180, 190 arasında gidip gelen bir FPS var ve tabii ki buradaki FPS değerlerinin de gayet başarılı olduğunu söylemek mümkün. Hazır oyundan bahsetmişken sizlere bir de güzel haber vermek istiyorum arkadaşlar. Intel'in Gamer Day isimli bir etkinliği var ve bu etkinlik kapsamında bu cihazı satın aldıktan sonra sizlere Call of Duty Modern Warfare 2 de hediye edilecek arkadaşlar. Yani bunu sizler ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Evet biliyorum oyun 28 Ekim'de çıkıyor arkadaşlar ama siz şimdiden o hakka sahip olacaksınız. Intel'in Gamer Day günleri ise arkadaşlar 25 Ağustos 2022 ile 4 Eylül 2022 tarihleri arasında sizlerle buluşuyor olacak. Ve tabi Intel'in Gamer Day etkinliği kapsamında Casper'ın oyuncu bilgisi bilgisayarlarının tamamında ürün indirimleri de mevcut olacak arkadaşlar. Bu tarihler arasında Casper'ın Excalibur sayfasını böyle bir kontrol edersiniz. Oradan bir bakarsınız indirimler nedir ne değildir. Bütçenize uyan cihazları da hemen sipariş eder cebinize koyarsınız. Biliyorsunuz bugün ne alırsak yarına kar olarak cebimizde kalıyor. Tabi böylesine güçlü bir dizüstü bilgisayarın üzerindeki girişlerinde oldukça son teknoloji olması gerekiyor. Çünkü çok Performanstan bahsediyoruz cihazdan. Genel anlamda hep performanstan bahsettim sizlere anlatırken. Üzerindeki girişler de bir o kadar çeşitli arkadaşlar. Cihazın üzerinde bir adet Thunderbolt 4 Type-C girişi bulunuyor. Ethernet girişi, HDMI girişi ve 3 adet yüksek hızlı USB-A tip girişi bulunuyor. Tüm bu girişleri test etme fırsatına eriştim. Genel anlamda hakikaten bu cihazın üzerindeki girişlerin performansını gerçekten fazlasıyla beğendim arkadaşlar. İnceden son değerlendirmeye doğru gelelim isterseniz. Ben bu cihazın performans anlamında memnun kalmadığım bir yerini bulamadım arkadaşlar. Yani genel anlamda benim memnun kaldığım ve performans anlamında beni tatmin eden bir cihaz oldu. Excalibur G911. Zaten aksi bir durum olsaydı beni gerçekten çok şaşırtırdı. Çünkü önümde durmakta olan bilgisayarın ana özelliği piyasadaki en son teknolojileri bünyesinde bulundurması ve tabii ki de gırtlak dolu olması. Ben gırtlak dolu dedikçe böyle özellikle aramızda böyle işte otogaleri işi yapan ya da araba alıp satan izleyiciler varsa onlar muhtemelen çok mutlu oluyordur. Hakikaten gırtlak dolu bir cihaz yani. Hani sizin sattığınız o arabalarla eşdeğer seviyede bir gırtlak doluluğa sahip bu bu elinde tutmakta olduğum cihaz ve sizlere anlattığım cihaz bazı kullanıcılara da tabii ki yüksek fiyatlı gelebilir arkadaşlar. Sizlerin de bütçesine uygun şekilde bu cihazı özelleştirerek Casper'ın web sitesi üzerinden satın alabileceğini tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum ki zaten oradan satın alacağınız tüm modellerde de Casper sizlere ömür boyu performans garantisi de sunuyor arkadaşlar. Bu veriyi de sizlerle paylaşmış olayım. Sizler nasıl buldunuz Casper Excalibur G911'i yorumlara yazmayı ve tabii ki merak ettiğiniz sorularınız varsa onları da yine yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.